Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hemen birinci sorudan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözün. Sınavlarınızda yüksek notlar alın. Geçin. Soru 1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi? Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Tabii ki burada dikkat edin. Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yolu gösteriyor. Bakın arkadaşlar, Adana seçeneği, Bursa seçeneği taşıt sollama yasağını bildirir. Ceyhan seçeneği ise azami hız sınırlamasının sona erdiğini, Denizli seçeneğinde ise sorumuzun doğru cevabı. Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Tabii ki cevap Denizli seçeneğidir. Geçiyoruz hemen. İkinci sorumuza. İkinci soru şöyle. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı, bakın 2 numaralı aracımız akaryakıt istasyonundan yakıt almış yola çıkacak. Şöyle bir kuralımız vardı. Bir iz veya mülkten çıkan araçlar karşısındaki araçlara yol vermek zorundadır. Yani o zaman 1 numaralı aracın geçmesini beklemesi gerekiyor. Burada hangisidir? Bakın Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz. 3. Yine bir trafik işaretinden gelmiş. Hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Azami hız sınırlaması. Bakın hemen Adana seçeneğinde çıktı. Trafik tanzim işaretlerinde kırmızı içerisindeki rakamlar hız sınırlaması, azami hız sınırlamasını bildirir. Bursa seçeneğinde azami hız sınırlamasının üstüne çıkabileceğimizi, Ceyhan seçeneğimize bakın 7 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu, Denizli seçeneğinde ise takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını bize bildiriyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuz şöyle. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda hangisinin yapılması yanlıştır? Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kontrolsüz bir kavşak çizelim size. Sorumuzu şöyle anlatalım. Şimdi şurada bakın 1 numara var. Şurada da 2 numaralı bir araç olduğunu düşünün. Şimdi burası kontrolsüz bir kavşak. Öncelikle kim geçer? 1 mi 2 mi? 2 bakın. 2. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Bize yanlış olanı sormuş. Kontrolsüz kavşaklarda hangisinin yapılması yanlıştır? Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Sağda kim var? 2 numara. 2 numara 1 nolu araca yol verirse yanlış yapmış olur. Evet, işte burada yanlıştır arkadaşlar. Bakın evet. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan geçen araçlara yol vermek zorundadır. Tabii ki doğrudur. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi doğrudur. Bütün sürücüler geçişine sahip araçlara yol verirler. Cevabımız tabii ki burada Adana seçeneğidir. Hemen geçtik. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? İki yönlü trafik işaret levhası. İşte Adana seçeneğinde verilmiş. Bakın dikkat. İlki sağ olmak üzere. İleride viraj, keskin bir viraja giriyorsunuz. İki taraftan daralan kaplama. Hepsinde hız azaltılır. Arkadaşlar takip mesafesini artırıyoruz. Hemen geçiyoruz. 6'ya yine bir trafik işaret levhası sorusu var. Verilen trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasıdır? Gabari deyince aklımıza ne gelecek? Öncelikle ona bakalım arkadaşlar. Gabari deyince ne diyoruz? Gabari araçların uzunluk, genişlik, yükseklik ölçülerini ifade eder. Onu söyleyeyim sizlere. Şurada yükseklik bakın 350 gabaridir. Yükseklik gabarisi. Uzunluk bak uzunluk.
Yine bir gabaridir. Ceyhan seçeneğinde dingil başına 6 ton. Ton arkadaşlar, bakın ton. Ton gabari değildir. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasak. Bize gabari olmayanı sorduğuna göre cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Şimdi burada 230. 230 da neyi gösteriyor? Genişlik değil mi? 230. Genişlik. Yükseklik, uzunluk, genişlik ölçüleri gabaridir. Ton gabari değildir. Cevap da Ceyhan seçeneğidir. Evet, şöyle hemen geçelim. Ceyhan seçeneği dedikten sonra bakalım. Yerleşim yeri içindeki karayollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Motorlu bisikletleri sormuş arkadaşlar. Bakın motorlu bisikletlerin azami hızı 30'dur. Bilginiz olsun, motorlu bisikletlerin azami hızı. Evet. Motorlu bisikletler, normal motosikletleri sorsaydı arkadaşlar, bakın normal motosikleti sorsaydı yerleşim yerleri içerisindeki hızı 50 idi, bilginiz olsun. Hemen geçelim. 8 gelsin. 8. soru, araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Animasyonu bir sınav sorusudur. Bakın animasyonu bir sınav sorusu. Animasyonumuzun üzerine şöyle elinizle tıkladığınız zaman animasyon büyüyecektir, bilginiz olsun. Bulunduğu şeritte uzun hızla yoluna devam etmeli. Olduğu yerde durup acil durum ikaz ışıklarını yakmalı. Sol şeride geçip hızlanarak devam etmeli. Sürekli kornaya basarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Evet. Burada ne yapmalıdır diyor arkadaşlar. Bakın araç sürücüsü nasıl davranmalıdır diyor. Bakın nasıl davranmalıdır. Şimdi dikkat edin. Araç sürücüsü nasıl davranmalı? Önünüzde hareket eden, değil mi? Bakın bulunduğu şeritte uygun hızda yoluna devam etmesi, değil mi? En doğrusudur. Burada da Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Burada araç sokaklar arkadaşlar. Araç sokaklarda hızımızı azaltmak zorundayız, değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Geçtik. Diğer soru geldi. Yukarıda verilenlerin hangileri araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu hallerindendir? Asli kusurlu sayılan hallerden de sınavda sık sık sorular geliyor. Arkadan çarpmak, arkadaşlar bakın, arkadan çarpmak asli kusurdur. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymak, uymamak deseydi bakın o zaman evet asli kusur olacaktı. Ama şu anda asli kusur değil arkadaşlar. İkinin olduğu seçenekleri şöyle bir atalım. Değil mi? Üzerine bir çizgi çekelim. Cevap zaten otomatik olarak Bursa seçeneği çıktı. Üçüncüyü de okuyalım. Geçme yasağı olan yerde öndeki aracı geçmek asli kusurdur. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 10. soru gelsin. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Arkadaşlar unutulmamalıdır ki emniyet kemerleri %35 ile %65 arasında kişilerin, sürücünün yanındaki yolcunun ve diğer arka koltuktaki yolcuların tamamı için gereklidir. Emniyet kemeri mutlaka takılması gerekiyor. Araçtan dışarı fırlamayı ne yapar? Önler. Kişinin sakat kalmasını önler. %35 ile %65 arasında çok etkilidir. Kesinlikle emniyet kemerini kullanmadan, takmadan hareket etmeyelim lütfen. Kaza anında ölüm ve yaralanmaların aza indirilmesidir. Doğru cevap Ceyhan seçeneğidir. 11. Buna göre hangisi sürülmesine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır? Bakalım ne sormuş? Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Burayı okumanız bile yeterli arkadaşlar. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Burada dikkat ederseniz direkt bize neyi sormuş? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda
hangisidir? İtfaiye, ambulans, organ nakil araçları, jandarma, polis, değil mi? Ve diğer araçlar arkadaşlar geçiş üstüne sahip araçlar statüsündedir. Cevap Bursa seçeneğidir. 10 Evet, 12. soru. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Bakalım. Şimdi şekilde sola dönüş yapacak olan 2 numara. Şöyle bakın dönüş işaretini de vermiş. Öncelikle dar bir kaviste dönmeli mi? Sola dönüşler geniş kavisle dönülür. Bunu derslerde anlatmıştık. Konuları da detaylı bir şekilde anlattım. YouTube kanallarımızda mevcut. Geniş kaviste dönecek arkadaşlar. Birin olduğu seçenekleri eleyin. Bakın. Bu şekilde de sonuca gidebilirsiniz. Hemen şıklarda dar bir kavis dediğine göre hemen iki tane şıkka eledik. Sonra yayanın geçmesini beklemelidir. Evet. Geçiş hakkını yayaya vermelidir. Doğrudur. Sola dönüş lambasını yakmalıdır. Doğrudur. İlk geçiş hakkını bir numara araca vermelidir. Doğrudur. Neden? Çünkü tali yolda 2 numara. Bakın tali yolda 2 numara. 1 numara da yine tali yolda 1 numara düz gidiyor. 2 numara dönüş yaptığı için ilk geçiş hakkını 1 numaraya vermelidir. Burada da birin haricindeki tüm seçenekler sola dönüş yapacak olan araç sürücüsünün yapması gereken kurallardır. Ceyhan seçeneğidir. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar bakın sağa dar kavis sola geniş kavisle dönülür. Bunu da asla unutmayın. Bakın sağa dönüş yapmış olsaydı dar kavisle dönecekti. Araç sürücüsü Ceyhan seçeneği dedik ve 13. soru aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceliğin seyrederken yapılması yasaktır? Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. Diğerlerini okumana hiç gerek yok bile. İşaretle geç. Adana seçeneğidir. Karşı karşıya geldiğiniz zaman yakını gösteren farları yakmak zorundasınız. Ve 14. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Şimdi arkadaşlar, çok şeritli karayollarında sol şeritler bakın 2 ve 3'ün olduğu seçenek doğrudur. Neden? Çünkü sol şeritler geçiş üstüne sahip araçların gitmesi gereken şeritlerdir. Geç amaçlı kullanabilirsiniz. Sürekli olarak işgal etmeniz nedir? Yasaktır. 2 ve 3'ün olduğu seçenek burada Adana seçeneğidir. Doğru cevap yine Adana seçeneğinde verilmiş. Evet. 2 ve 3. Sağ şeritler yolcu ve yük taşımacılığı yapılması için ayrılmış şeritlerdir. Unutmayın. Geçiyoruz hemen 15. soruya. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu? Kontrolsüz kavşağı sormuşlar arkadaşlar. Bakın kontrolsüz kavşak. Adana seçeneği, Bursa, Ceyhan, Denizli. Bunlar ana yol, tali yol işaretleri. Bu noktalar her bir nokta tali yollardan ileriden sağdan soldan tali yollardan ana yola girişlerin olabileceğini olduğunu bize söylüyor. Geçtik 16. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde belirtilen yerlerde verilenlerden hangileri yasaktır? Hızı azaltmak, durmak, vites değiştirmek, duraklamak. Evet arkadaşlar, belirlenmiş yangın musluklarının her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde kesinlikle duraklama yapmak nedir? Yasaktır. Trafik işaretleri de yasaklanmış olan yerlerde duraklama yapmak yasaktır. Cevap Denizli seçeneğidir. Hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Lastik hava basıncının düşmesi olur mu? Tabii ki olur. Aracın uygun devirde kullanılması. Bakın arkadaşlar neden olmaz diyor bakın neden olmaz. Depodaki yakıt seviyesinin aracın uygun olmayan devirde kullanılması kesinlikle olur. Basıncın hava basıncının yüksek ya da
düşük olması olur. Debriyaj balatasının eskimesi olur. Depodaki yakıt seviyesinin azalması, yakıt tüketiminin azalmasına ya da artmasına sebep olmaz, değil mi? Cevap Ceyhan. Evet, Ceyhan. Geçtik. 18. Bakalım, yine bir trafik işareti levhasından gelmiş. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Öndeki aracı geçmesi, yolu kontrol etmesi, aracın hızını azaltması, geçiş hakkını yayalara vermesi. Bu zaten yaya geçidi arkadaşlar. Bakın, yaya, değil mi? Yaya geçidi. Yaya geçidinde biliyorsunuz ki ilk geçiş hakkı kimindir? Yayalarındır, değil mi? Yayalarındır. Tabi buradaki öndeki aracı geçmesi cevabımız doğrudur. Adana seçeneği. Evet. Geçtik. Verilenlerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? Girişi olmayan. Evet, bakın, girişi olmayan Adana seçeneği. Bu kontrolsüz kavşak Bursa. Ceyhan seçeneğinde öndeki aracı geçmenizin yasak olduğunu, deniz seçeneğinde bütün yasaklamaların sona erdiğini bize bildiriyor. 20. sorumuza bakalım. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Bakın arkadaşlar, bir tehlike olabilir. Trafik, araç, iklim, yol koşulları. Şimdi burada da dikkat ederseniz işarete baktığınızda yol, eğimli yola yaklaştığınızı size bildiriyor, değil mi? İki yönlü yola yaklaştığınızı, dönel kavşağa ve vahşi hayvanların çıkabileceğini bize bildiriyor işaretler. 21. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? Bakalım, çocuk eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim ve denetim ve çalışma esaslarını belirlemek. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Bakın, bir, sürücü adaylarının teorik uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeler yaparak tedbirleri alma kaldırmak. Şimdi bakın, kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapmak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün nedir? Görevidir. Şimdi burada dikkat ederseniz 3'ün olduğu seçenekleri arkadaşlar silin. Üzerini çizin. Direkt ne kaldı? Ceyhan seçeneği kaldı, değil mi? Cevabımız. Hemen geçtik. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa, taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa, uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa arkadaşlar, araç kullanmaktan men edilir. 5 yıl süreyle, bakın, 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men ediliyor ve ehliyetine el konuluyor arkadaşlar. Alkolün birinci defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, üçüncü defasında 5 yıl. Uyuşturucuda da yine 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men ediliyor. Bilginiz olsun. Hemen geçelim diğer sorumuza bakalım. Soru şöyle. Yaya bölgesi verilmiş. 08-16. Şimdi 08-16 saatleri arasında buraya giriş yasaklıyor. Bakın, yaya bölgesi. Buraya yayalar için ayrılmış bir bölgedir. O saatlerde diyor yaya taşıt trafiğine kapatılmış. Yani şuradaki önce işareti okuyoruz arkadaşlar. İşareti okuyalım, sonra soruyu okuruz. Şimdi soruyu okuyalım. Şekildeki trafik işaretinin hangisini bildirir? 08-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu. Evet. Direkt bakın, bizim söylediğimizde şıkta var. Adana seçeneği. Diğerlerini okumanıza hiç gerek kalmadı. Evet, bizim yine banko sorularımızdan birisi, olmazsa olmaz sorular. Motor sorusunda bakın, şekilde soru işaretiyle gösterilen şaftan aldığı hareketi aksa ileten bıçaklarma organı. Arkadaşlar şaftan aldı. Bakın, vites kutusu şurada,
vites kutusu. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir. Bak kim? Burası diferansiyel. Yani şu soru işaretinin olduğu yer diferansiyeldir. Cevap direkt çıktı. Diferansiyeli sormuşlar. Evet, vites kutusundan aldığı hareketi şaft, bakın şaft vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyeli iletiyor. Diferansiyel de şafttan aldığı hareketi aksar kanalıyla tekerleklere iletir. Evet. Şimdi şöyle de soru sorulabilir. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Aks'tır. Ha, burada hepsine soru işareti koyabilirsiniz. Soruyu farklı farklı soruyorlar. Bilginiz olsun. Güç aktarma organlarının sıralamasını da sorabilirler. Vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşur. Hemen geçelim. 24-25 şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi nedir? Soru işareti. Şöyle bir dakika. Kalemimizi aldım. Soru işaretimiz şurada bakın. Ne var? Yay, salınım değil mi? Yay, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Görevi budur değil mi? Hemen şıklara bakıyorum. Hangisi? Hiç şıkları okumama da gerek kalmadı. Direkt Ceyhan seçeneğinde arkadaşlar. Yoldan gelen darbelerin etkisini ne yapmaktır? Azaltmaktır. Ve 26 yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi ne olabilir? Cam suyu seviyesinin azalması, silecek lastiklerin eskimesi değil mi? Direkt Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Silecek lastikleri eskirse arkadaşlar camları çok rahatlıkla ne yapamayız? Silemeyiz. Bilginiz olsun. Evet hemen bakalım. 26'dan sonra 27 şöyle marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? Motor yağ seviyesi, akü suyu, bujiler, depodaki yakıt seviyesi. Marşa bastık. Motor dönüyor ancak çalışmıyor. İlk olarak nereye bakacaksınız arkadaşlar? Tabii ki bakın neye? Depodaki yakıt seviyesine değil mi? Evet. Cevap Denizli seçeneğidir ve geçtik hemen. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi hangisine neden olur? Motordaki aşıntıların artmasına değil mi? Tabii direkt cevap Adana seçeneğidir. Hemen bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren balatalarının bittiğini, sis lambalarının yandığını, el frenin çekili olduğunu. Arkadaşlar el freni, bakın el freni yine aynı şekilde yuvarlak, içinde dikkat var. Ve kenarları devamlı çizgi. Bak şöyle bunu karıştırıyorlar. Bilginiz olsun. El freniyle fren balatalarını. Burada bize sorulan sorunun doğru cevabı Adana seçeneği. Bak. Adana seçeneğidir. Cevabımız evet. Hemen geçiyoruz. Diğer soru. 30. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Klimanın düzensiz çalışması, motorun hararet yapması, motor devrinin yükselmesi, akünün kısa zamanda bitmesi. Evet, burada da motorun hararet yapması değil mi? Motorun hararet yapmasıdır. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 31'e bakalım. 31. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi, ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Burada aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır. Dediğine göre arkadaşlar dikkat edin. Kere lastik hava basınçlarını ne yapmanız gerekiyor? Her araca bineceğiniz zaman aracın lastiklerine bakmak zorundasınız. Bir olacak. Bakın bir olması gerekiyor. Adana seçeneği, Denizli seçeneğini eledik. Sonra aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi, K
kesinlikle kontrol etmemiz gereken bir olaydır. Ön koltukla kafalıklar aynanın beden ölçüsüne uygun olarak ayarlanması. Kesinlikle doğru ayarlanmış aynalar 360 derece çevreyi görmenizi sağlar ve kaza yapmanızı da engeller arkadaşlar. Burada hepsi de yapılması gereken bir noktadır. Tabi Bursa seçeneğidir doğru cevap değil mi? Bursa seçeneğidir doğru cevap. Ve geçtik. Evet, Bursa seçeneği dedikten sonra hemen diğer sorumuza bakalım. 32 motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel gösterge parça nedir? Yağ çubuğu değil mi? Yağ çubuğudur. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 33. soru devamlı çözümü sorulardan birisi bakın. Yine uygulama sorusu, ilk yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Bakalım. İtfaiyeci taşıma yöntemi, omuzda taşıma, temel yaşam desteği, rentek manevrası, hemlik manevrası. Arkadaşlar hemlik manevrası tam tıkanmadır. Bakın tam tıkanma. Şimdi dikkat edin. Burada hasta yaranın arkasına geçti değil mi? Bakın arkasına geçti. Herhangi bir cismi yuttu. Ne yapıyor? Kendine doğru hızlı bir şekilde çekiyor ki cisim ne yapsın? Çıksın. Burada biz hemlik manevrasını uyguluyoruz. Rentek manevrası ile hemlik manevrasını karıştıran arkadaşlarımız var. Rentek manevrası hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniğidir. Unutmayın. Temel yaşam desteğinde 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. Bakın onda yine bilginiz olsun. Evet, geçtik hemen diğer sorumuza. 34. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı bir olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma ve çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. Çok doğru yapıyor. 3. Bilinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisi olduğu bilinen kazazedeye şeker içecekler veriyor. Evet, burada bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangisinde hatalı davranmıştır diyor arkadaşlar. Hatalı davranmıştır. 1 ve 2 doğrudur. Bakın 1 ve 2'yi doğru yapmış fakat birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu bilinen kazzedeye kazzedelere asla yiyecek içecek verilmez. Burada hatalı davranış Ceyhan seçeneği sadece 3'te verilmiş arkadaşlar. 34. sorumuz Ceyhan seçeneği ve 35'e bakalım. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? Koltuk altı, köprücük kemiği üzeri, kasık şah damarı. Tabii ki yine şah damarına değil mi? Şah damarına uygulanır. Evet. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Geçiyoruz hemen 36'ya. Verilenlerde hangisi 112 aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Bakın. A. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa ne yapıldığını belirtilmesi. B. Kimin hangi numaradan arandığının bildirilmesi. C. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçırması. D. 112 tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar kesin ve adres bilgilerini vermekten kaçınması arkadaşlar değildir. Yani dikkat edin, bak dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir. Kesinlikle adres bilgisini vermeniz gerekiyor. Size en yakın yani size bilinen bir yerin adresini mutlaka vermeniz nedir? Gerekiyor arkadaşlar. Burada Ceyhan seçeneği yanlış bir bilgi. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınması. Evet geçiyoruz hemen. 37. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 12-20. Değil mi? 12-20'dir. Denizli seçeneği.
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanır? İşte basık, kasık diyor bak. Bacakta işte size gösteriyor arkadaşlar. Buranın direkt kasık olduğunda nedir? Görüyorsunuz cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 39'a. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi. B. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. C. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. D. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Taşıma kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır diyor arkadaşlar. Tabii ki kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması doğru bir harekettir. Ve 40. sorumuza bakıyoruz. Sorumuz şöyle. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım hasta sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre verilenlerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Arkadaşlar unutulmamalıdır ki kafataslarında da baş boyun gövde ekseni korunması gerekiyor. Şöyle şıklara bakıyoruz. Hangisi? Denizli seçeneğinde. Denizli seçeneğinde verilmiş. Hemen 41'e bakalım. 41'de yine bir uzun soru sormuşlar. Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonun uygulama basamaklarındandır? Yani baş geri çene yukarı. Evet, hava yolunu açmak için değil mi? A, B, C. A neydi? A hava yolu, B solunum, C dolaşım. Bir el kazederin alnına diğer el iki parmağı çene kemiğinin üzerine konur. Evet, kesinlikle yapılması gereken doğru bir harekettir. 2. Alından bastırıp çeneden kaldırarak baş geriye doğru itilir. Evet. 3. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Sert hareket kesinlikle tercih edilmez, değil mi? İşte hiçbir zaman sert hareket tercih edilmez arkadaşlar. Çizdik, direkt Denizli seçeneği çıktı. Doğru cevap. Ve 42'ye bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? İlk yardımın amaçlarındandır. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Tabii ki arkadaşlar Denizli seçeneğidir. 1, 2, 3. Evet, ilk yardımın amaçlarındandır. Hepsi de ilk yardımın amacıdır. 43. sorumuza bakalım. Soru şöyle, solunum durmasının belirtilerinden birisi değildir diyor. Hangisi? Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması, dudakların morarması, göğüs hareketlerinin kaybolması, göz bebeklerinin küçülmesi. Solunum durmasının belirtilerinden biri değildir dediğine göre arkadaşlar. Solunum durmasının belirtisi göz bebeklerinin küçülmesi değil, tam tersi büyümesidir. Cevap Denizli. 44. Hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Toplar damar. Atar damar kesik kesik fışkırır tarzda. Bakın mesela Bursa seçeneği kesinlikle değil. Fışkırır tarzda. Bakın yine atar damar kanamasıdır. A ve B. Kalp atımları uyumlu olarak akması toplar damar kanamasının özelliği değildir. Koyu kırmızı renkte kanın sürekli akması toplar damar kanamasıdır. Denizli seçeneğidir. Hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerdir? Hoşgörü değil mi? Hoşgörü. Nezaket, hoşgörü, sabır. Çok önemli arkadaşlar. Ceyhan seçeneğidir. Aşırı tepki, öfke, inatlaşma. Bunlar arkadaşlar trafikte hem kaza yapmanızı engellemez, tam tersi çoğaltır. Kavga yapmaya sebep olur. Bakın kavga yapmaya sebep olur. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
kesinlikle bir atasözü var biliyorsunuz. Bu da öfkeliyken diyor trafiğe çıkmayın diyor yani. Evet, çok önemli. Hemen geçelim. 46. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysa ki nokta nokta düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Sorumsuz, empati, bencil, öfke. Arkadaşlar unutmayın şöyle de bir kural var. Trafik adabı sorularında 3 tane olumsuz, bir tane olumlu varsa cevap direkt olumlu olarak çıkar. Bakın burada empatiyi sormuşlar. Sorumsuz, bencil, öfkeli bunlar bakın üçü de olumsuz. Bir tane ne var? Empati var. Empati değil mi? Evet, empati. Kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerine göre hareket. Ne, biz olsak ne yaparız? Kendi kendine soru sorabilirsin değil mi empatide? Her zaman empati yapmak lazım. Cevap evet Bursa seçeneğidir ve 47. 47. sorumuz yine bir animasyon soru. Videodaki gibi dar bir yolda başka bir sürücüyle karşılaşan araç sürücüsünün hangi davranışı trafik adabına uygundur? Bakalım. Dar bir yolda karşılaşıyorsunuz. Ne yaparsanız trafik adabına uygun hareket etmiş olursunuz. Bakın ana yolda hareket ediyorsunuz. Hareket halindesiniz. Gidiyorsunuz. İşte burada bakın bisikletli var. Bisiklet sürücüsünün geçmesini bekleyeceksin, değil mi? Bakın. Burada işte park etmiş araçlar var. Şurada. Bakın. Şurası park etmiş araçlar. Burada da bir bisikletli geliyor. Siz de hareket halinde gidiyorsunuz. Eğer hareket halinde siz bisikletlinin yol vermezseniz de arkadaşlar bakın yol vermezseniz orada kazaya sebep olabilirsiniz değil mi? Bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemek en doğru bir harekettir. Şöyle. Adana seçeneği evet. Ve geçtik 47'den sonra 48. Verilenlerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Bu arkadaşlar trafik kazalarında çevreye verdiği zararlardan birisi değildir. Fakat diğerlerini de okuyalım. Trafo elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması zarardır. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi aynı şekilde köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması bakın trafik kazalarının çevreye verdiği büyük zararlardandır. Cevap Adana seçeneğidir. 49. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş. Sürücünün sorununa yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değeri sahip olduğuna örnektir. Yardımlaşma, aşırı tepki, bencil, öfke. Bakın. 3 tane olumsuz, bir tane olumlu değil mi? Yardımlaşmadır. Cevap Adana seçeneğidir. Son soru arkadaşlar. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakta. Trafikte hangi değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? Hırçın, bencillik, hoşnutsuzluk, sorumluluk değil mi? Sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 50 sorumuzun sonuna geldik. Daha önce atmış olduğum tüm konu ve soruları kanalımızda takip ederek abonelik ücretsiz arkadaşlar. Abone olduktan sonra, sınavı geçtikten sonra kesinlikle abonelikten çıkmayın lütfen. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da kanala katılarak ayrıca bizden özel sorular alarak %100 sınavlarını geçebilirler. Bir sonraki sorularda, konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, sınavı da bitirelim bu arada. Evet, geçtik.